Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köfte'nin Distopyası'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Evet ve bu bölüm birkaç değişiklik göreceksiniz. İlk olarak buradaki vampirimiz değişik. Çünkü neden? Önceki vampirim kayboldu ve ben de yenisini yaptım. Hatta yenisini demin yaptım. Diğer yandan şurada bir skill var ancak şu an kullanamıyorum. Bu skill'leri nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız buna ihtiyacım olmuştu. Şu an kullandığım skill'i şu dolu olduğu takdirde buna bone'la tıklayarak elde ediyoruz. Bunu da doldurmanın yöntemi vampirimizin azıcık gece dışarı çıkması lazım. Bu arada botanyayı güncellemiyorum çünkü önemli bir güncelleme değil. Çünkü bir yandan da paketi güncellemem gerekecek böyle bir durumda. Hadi sen dışarı çık. Evet. Bir an dışarıdan bir ses geldi zannettim de. Diğer yandan şurada bayağı bir mana glass'ım vardı. Onları kullandım. Nereye kullandığımı birazdan göstereceğim size. Ve şunlar nedir diye soracak olursanız. Pardon. Bu şekilde yapılıyorlar. Şunlar da hepsinden birer tane olarak yapılıyor ve basitçe olayları basit aspektlere ekstra veriyorlar. Ups. Evet ve siz yokken bayağı da bir araştırma yaptım. Eğer araştırma nasıl yapılıyor göstermediysem eğer hızlıca bir göstereceğim birazdan. İki tür araştırma var. Şu kare şeklinde olanlar ve şu köşeli olanlar. Köşeli olanları yapalım. Evet, mesela şunu yapalım. Bu biraz forbidden knowledge içeriyor. Yani bunun anlamı, bunu yaptığım takdirde biraz warp, yani kötü etki alacağım. Ancak mostly harmless, yani çoğunlukla zararsız olduğu için çok umurumda değil. Buna bu şekilde tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada da warp aldım. Evet, bu araştırmalar bu şekilde yapılıyor. Diğerleri ise elinizde bir adet Scribing tool, tabi ben bunları normal scribing tool'u alıp, tabi zibilyon tane farklı versiyonu var, normal scribing tool'u alıp bu şekilde craft ediliyor. Mana pool'a atarak yapıyorum ve bunun olayı normalde scribing tool bittiğinde onu mürekkeple tazeliyorsunuz ancak bunu da direkt mana pool'a atıyorsunuz ve oluyor. Şu ve şu elinizdeyken tabi şunları da alalım. Mesela yapılmış bir araştırma muhtemelen şurada vardır. Ama bunun kağıdı elimde. Kağıdı elimde olmayan bir tane bulabilecek miyim? Sanırım yok. Evet, kağıdı elimde olmayan bir tane yok. Varmış da. Mesela varmış bunun. Bunun yok. Tıklıyorum ve kağıdı elime geldi. Ve bunu alıp şuraya koyduğum takdirde burada bir görüntü var karşımızda. Şimdi şu precantation neylerden oluşuyor? Potentia ve wishes. Evet, bunu potentia üzerinden bağlayacağım. Sen buraya. Dur. Humanus Cognito ve voilà. Bu şekilde şu dört aspekti de birbirine bağlıyorsunuz. Evet. Ve bunun sonucu olarak bir araştırma elde ediyorsunuz ve o araştırmaya sağ tıkladığınızda voilà, araştırma elinizde. Bunları yapana kadar bu resipiler hiçbir şekilde NI'de gözükmüyor. Hatta o yüzden birazdan göstereceğim. Ve telefonum çalmaya başladı. Salih arıyor. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve Salih'le biraz iş konuşuyorduk. Evet. Mesela Boots of the Traveler açık ancak Boots of the Meteor ya da Boots of the Comet açık değil. Boots of the Traveler. Bunun recipe'sini görüyorum. Ancak Boots of the Meteor'a baktığımda ya da Boots of the Comet'e baktığımda göremiyorum. Burada da göremiyorum. Ancak burada görebiliyorum. Evet, bu şekilde çalışıyor. Tomcraft araştırmaları ve bunlar yakında ihtiyacım olacak şeyler.
Şimdi bana sponge lazım. Şu versiyon sponge'u hiç bilmediğim için bunu biraz kurcalayacağım ve bu arada şu masayı normal crafting table olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet. Bunlardan bir tanesini şöyle çubuğa çevireceğim. Burada neden iki set çubuk aldım yanıma? Ne haber Vampire? Evet. Sponge ne işe yarıyor birazdan göreceksiniz. Ve şu skillerinde ne olduğunu göstereceğim size. Evet, kendime sürekli hız basarak ilerliyorum bu yolda. Evet, gördüğünüz gibi şurada new home'umuz da var. Waypoint'i de koydum oraya. Yarasaya dönüşelim. Voila! Burası villager alanı. Burası da benim evim olacak. Henüz tam bitmedi. Evet, şu kısım ev olacak. Burası önü. Şunlar da çipler. Şu arkası altı. Evet. Ayrıca yapmam gereken bir şey daha var. O da ups. Şimdiki stone'la kaplayalım altını. Çünkü yol materyali koymamıştım. Ha, insana dönüşmüşüm. Doğrusu insana değil de vampire. İnsan değilim. Ölümlü değilim. Ölümlü değilim ben. Evet. Bu şekilde şunları bir yapalım. Bunu yapmamızın temel sebebini göreceksiniz. Evet. Şunları döşeyelim. Bir yandan da şu alan neden boş ona bakalım. Ha, açıklayacağım birazdan. Bunlar bu arada villager evleri. Villagerler buralarda yaşayacak çünkü villagerler benim için aşırı değerli. Çünkü onlar benim biricik yemek kaynağı. O yüzden evime yakın bir village olması çok da inanılmaz derecede önemli bir şey. Ve dolayısıyla da village'i kendi ayağıma getirdim. Evet ve bunları tamamen yarım yamalak internetimle bir yandan Drunken Peasants izlerken inşa ettim. Ve üst mana glass ile kaplı. Mana glass nasıl yapılıyor diye soracak olursanız normal glass'ı mana pool'a atıyorsunuz ve mana glass oluyor. Bayağı bir mana glass harcadık. Ve şimdi şunu bir deneyelim. Evet. Aslında aradığım şey işleyeceğim de yok. Evet. Üsttekiler yenileniyor zaten. O yüzden o umurumda değil. Ama benim umurumda olan şu an alttakiler. Evet. Bu şekilde burası böyle depolanacak. Şunlar nedir diye soracak olursanız bunlar normal stone brick. Ancak chisel'dan geçirilmiş halleri. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani kısacası daha estetik bir versiyonları. Basitçe bunu bu şekilde uğraşarak geçireceğiz. Şu çitler suyun geçemeyeceği alanı belirliyor bende. Heh, bu kötü bir nokta oldu. Tamam.
ilk önce bir içleri de gösterelim. Ve içleri de temizleyelim o bahaneyle. Evet, burası da temiz. Evet, bu şekilde bayağı uğraşarak burayı temizleyeceğim. Ama size nasıl yapıldığını yapacağımı göstermek istedim. Siz de o esnada öğrenmiş oldunuz. Bayağı basit bir işlem aslında. Sadece çok fazla zaman harcıyor. Çünkü sünger. Ve Minecraft su fiziği. Evet, mesela şuraya gelelim. Birkaç tane daha sünger yapmam gerekecek, onu kanaat getirdim kesinlikle. Evet, birkaç tane daha sünger gerekecek bana. Evet, normalde olması gereken manzara tam olarak bu. Şuradan dışarıya su çıkacak. Gerisini geriye kayacak. Evet. Neden buna bu şekilde devam ediyorum? Kamera önünde bilmiyorum. Evet, sonuç olarak karşımıza çıkacak manzara bayağı su altında kuru bir şehir olacak. Evet, en başından beri planım buydu. Bir su altı şehri. Şu ana kadar su üstü yaptım, uzay üstü yaptım. Ama hiç su altında bir şehrim olmadı. Ve bu ilk su altı şehrim olacak. Bakalım nasıl bir yaşam olacak. Bir de su altının ufak bir avantajı, güneş geçmiyor, yani gündüz de dışarı çıkabileceğim. Evet, o zaman hadi evimize. Bu arada şurası da full kalıntılar. Bayağı bir şey temizlemem gerekti. Şu kürelerden 3 tane temizledim burada. Bir tanesi şuradaydı, bir tanesi şuralarda bir yerdeydi, bir tanesi şu ortadaydı falan. 3 tane temizledim bunlardan. Ev. Tabi bazen şu oksijen tam olarak hesaplanmıyor yarasa halindeyken. Ve bu uzun yoldan gidiyoruz. Şu skill'i o yüzden kullanmıştım. Bu tabutuna geri dönmeni sağlıyor. Ama tabii ki de o Crucible'daki kan bitince skill de bitiyormuş. Onu öğrendim. Evet, süper hızlı olalım. Bakalım 8 saniye daha devam edecek bu hız. Yay! Süper hızlıyım. Sen biraz kan toplasın hala. Evet. Basitçe bunlardı. Bu şekilde bunun yanı sıra yapmam gereken başka ne vardı bu bölüm? Onu hatırlamam lazım. Değil mi? Ayrıca şuraya birkaç bir şey daha koydum. 10. seviye vampir oldum. Bu arada 10. seviye vampirin bir güzel yanını daha hatırladım bölüm arasında. Zombiler size saldırmıyor. Zombiler hiçbir şekilde size saldırmıyor. Düzgün bir depolama... Aslında dur. Onu... İdare bir depolama yapalım. Evet. Cocoon Core falan filan. Yeni evi bitir.
Buna uğraşıyorum. Ağaç çiftliği kur, tarla kur, tavuk çiftliği kur. Bunların hepsini yapacağız. Şu an gündüz. Evet. Bu arada şuraya da yeni çiçeklerimi koymadım çünkü dediğim gibi. Önce biraz bekliyorum. Önce her şeyin biraz gelişmesini sağlamam lazım. Yeni ev. Oraya yerleştikten sonra 5 tane daha sponge. Oh yeah. Evet, bunun yanı sıra yaptığım başka bir değişiklik var mı? Hayır, yok. Bir bakalım, biraz manamızı doldurmamız lazım. Bu arada Botanya'ya gelen çok güzel bir yenilik. Bunu geçen bölüm göstermiştim zaten. Evet. Ve ayrıyetten sizler gelin. 16 tane. Magnet sen çekil. Evet. Tamamdır. Man tabletimiz de doldu. Ve şunlar da manayı ürete dursun. Botanya'da biraz ilginç bir şeyler gelmiş. Mesela şöyle bir arkadaş gelmiş, bunu biraz araştırdım. Çok abuk bir şey ancak aşırı da güzel bir şey. Belki ilerleyen zamanlarda kullanabilirim. Bakalım başka nelerimiz var. Evet. Bunlar var. Roblar. Mana kullanımını bayağı azaltıyorlar. Magnetization Ring'in upgrade'i falan gelmiş. Pink Nature zaten efsane. Ring of Correction, aslında bunu kullanabilirim bazen. Bunun ne işe yaradığını göstereceğim size. Bakalım başka. Spellbinding Cloud. Evet. Flame Chakram gelmiş. Thorn Chakram'ın upgrade'i olarak. Dekoratifler. Evet. Şu Phantom Ink. Yapabiliyorum aslında. Phantom Ink yapayım. 4 tane glass bottle, bir tane dye, bir tane mana pearl, bir tane glass. Evet. Bir tane dye için sen gel. Evet, ardından başka ne lazımdı? Mana pearl. Tabii ki de bol bol Enderman öldürmenin, Enderman'i looting ile öldürmenin avantajı olarak dan 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 zibilyon tane Ender Pearl'üm var. Bu arada benim hala merak ettiğim şey, Greg'den kalma alışkanlığımla yaptığım bu madencilik sağ olsun, bu madenleri ben bu oyunun sonuna kadar harcayabilecek miyim? Yani bir daha madene çıkma ihtiyacım olacak mı? Şimdi Phantom Ink, gel bakalım. Tabii önce seni. Phantom Ink. Voila. Phantom Ink nedir diye soracak olursanız. Evet. Gördüğünüz gibi zırhım görünmez. O iğrenç görüntü yok ortada. Evet, deri ceket, kırmızı mor kazak ve siyah pantolon giymiş bir vampirim sadece. Time Lord bir vampir. Ama zırhım hala duruyor, sadece görünmez. Evet, istediğim şey buydu. Evet, Botanya güzel bir moddur. Uğraşın, her daim. Bunun yanı sıra yapmayı planladığım başka şeyler... Evet, şunlara girişebilirim. Bunlar bir yol malzemesi. Şunlardan bir set yapalım.
Green Rock. Botanya chest'ı buydu. Evet. Bakalım nasıl duruyorlar. FTB2'ye yönlendiriyormuş bu. Evet. Portuguese permit this type of building block designed to be used to create detail to what it's called. Ha, bu mikrobloklar için rahat bir çalışma ortamı yaratan içinmiş, ancak pakette mikroblok yok. O zaman size daha güzel bir şey göstereceğim. Siz gelin. Garavellerimizi atalım şuraya. Ve 16 tane gelin. Ha pardon, çok fazla oldu bu. Evet, bu şekilde bunlar da pişiyor. Concrete'e dönüşüyorlar. Concrete ise güzel bir yol malzemesi. Avantajı nedir diye soracak olursanız, sizi tamamen hızlı ilerletiyor. Bakalım, hiç kan toplamış mısın? Hayır, toplamamış. Sen niye kan almaya gitmiyorsun? Evet. Şimdi bir deneme için size gösterelim. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı ilerliyorum burada. Voilà. Kendisi harika bir yol buluyordur. Ve chiseled varyasyonlarına da bakalım azıcık. Mesela sen gel. Böyle bir olasılık var. Ama connected olmaması biraz sinirimi bozdu. Bu olabilir. Evet, bu bayağı hoşuma gitti benim. Kaldırım gibi de duruyor. Bunun yanı sıra bu çok sade. Ups. Ve asfalt diye de bir seçeneğimiz var. Bildiğiniz asfalt. Ancak temamıza uymuyor asfalt. O yüzden bu. Bunu kullanacağım tamamen. Yani yolları dekor etmek için bu arkadaşı kullanacağız. Ve benim bolca da clay toplamam lazım, çünkü çatı için planlarım var. Aslında dur. Granite de kullanabilirim. Evet. Evet, granit kullanabilirim. Ya da şu roof tile. Yok, granit. Ha dur, bir saniye. Roof tile de olası bir seçenek. Evet, biraz deneme yaparım aralarında. Ve size göstereceğim başka bir arkadaş daha söz konusu. O da nedir diye soracak olursanız. Gel bakalım. Carpenter's Block ve bunun özel bir varyasyonu. Şu arkadaş.
Bu nedir diye soracak olursanız, eğer önceki serilerimi görmüşseniz bilirsiniz, ancak görmediyseniz... Valla! Çatı için bu arkadaşı kullanacağım. Evet. Ve sanırım başka bir şey kalmadıysa değineceğim başka bir detay daha var. Şu arkadaşa konabilecek şeyler kemik konabiliyor ki bu sizin tabutunuza geri dönmenizi sağlıyor. Wool of Bat konabiliyor. Bu sizin yarasa savunmanızı sağlıyor. Ve Water Art çok artık çok konulabiliyor. Ve bu da sizin nasıl diyeyim, fırtına çağırmanızı sağlıyor. Baya baya fırtına savunuyorsunuz. Evet. 10. level bir vampir olmak güzel bir şey. Evet. Ve sanırım vampirimiz bir yandan avlanmaya koyulmuş. Tabii bende de Night Vision açık çünkü su altında çalışmaktan Night Vision sürekli açık kalıyor. Evet. Bölüm arası ben inşaatı tamamlayacağım. Size göstermek istediğim birkaç bir şey vardı. Onları gösterdim. Ve sanırım bölümümüz burada bitebilir. Şu vampirimizin avı bitsin. Bir bakalım ona. Buradan ben de azıcık yem karnımı doyurayım. Değil mi? Neticede karnım aç. Çok lezzetlisiniz veli cöller. Baya baya villager çiftliğim var. Ups. Pardon. Fazla kaçırdık. Ve bu villager'ları da tek tek taşıyacağım. Karşıdaki villager'ımıza. Evet. Yolda da onların girmemesi için bir planım var. Onu da yapalım hatta hemen. Warding. Evet, Paving Stone of Warding. Öncesinde tabii ki de bu bölümde yapmam gereken başka bir şeyi daha hatırladım. O da onun için de gündüz olmasını bekleyeceğiz çünkü tekrar gece yapacağım. Evet. Sevgili Vampire. Seni bekliyorum. Evet. Gece görüşünü kapattık bakalım. Evet. Gündüz değil. Ama olmak üzere. Bakalım burada bir... Yoktu. Neyse onu daha sonraki bölüm yaparım artık. Dur. Evet daha sonraki bölüm yaparım. Evet. Warp böyle ufak tefek etkiler yaratabiliyor. Şöyle ortaklık karalıyor. Bir kalp... vampirimiz geldi. Bakalım kan getirmiş mi? Hayır getirmemiş. Tembel vampir. O senin tabutun değil, o benim tabutum. Senin tabutun burada. Hatta dur seni mesmerize edemiyorum. Kanıtı ememiyorum. Evet. Böyle. Tembel bir vampirimiz var. Birkaç tane daha yapsam güzel olabilir sanki. Gel. Şuraya. Topladığın kanı bu. Kandan ver. Bir. Senin görevin kan toplamak. Evet birkaç tane daha vampir yapsam çok daha güzel olacak.
Evet. Yarasa formuna geçelim. Ve şununla bakabiliyoruz. Evet. Şöyle aura node denen bir şey görüyorsunuz. Ve tabii ki de yarasa formundan çıkmamız lazım yapabilmek için. Bu arada basit fontlarla alakalı ufak bir sıkıntı var. Direkt şu an hiçbir şey mi çekmiyor? Evet, ilginç. Bakalım başka nerede bir aura nodu var? Tabii şunu takmam lazım. Genelde parlayan yerlerde oluyor. Ancak onlarda şu da olabiliyor. Evet. Bakalım. Şurada bir tane var. Ancak burada bir tane de Enderman var. O yüzden önce bunu yapıyoruz. Tabii. Evet ve seni azıcık boşaltalım. Evet. Normal bantlarla alakalı şöyle bir sıkıntı var. Tamamen boşalttıkları için bazen güncellenemeyebiliyorlar. Sen ne durumdasın? Tamam, hepsinden biraz var. Evet. O zaman hepinize geri dönelim ve yapmam gereken önemli bir arkadaşı yapalım. O arkadaş aşırı önemli bir şey olduğu için ne olduğunu göreceksiniz. İlk önce yarasalıktan çıkalım. Ve ardından gel gelelim. Goggles of Revealing. Bunun için öncelikle şundan iki tane lazım. Evet, glass ve gold. Gold, gel. Glass, inventory'deyim zaten. Ve deri. Şimdi ilk önce ve tabii ki de yapmamız gereken bir şey bunu araştırmak. Sen gel. Şunu koyuyoruz ve voila. Bir adet Goggles of Revealing'imiz var. Bunu giydiğimiz takdirde basitçe aura nodları artık bu şekilde görebiliyoruz. Ancak zırhımla aynı anda olmadıkları için Botanya'nın bir güzelliğini kullanacağım. Tabii ki de Phantom Ink'i tekrar yapmam gerekecek. Şu an çok komik duruyorum. Evet, Phantom Ink. Mana Pearl falan filan. Phantom Ink'i yapalım. Tabii öncelikle şu arkadaş. Phantom Ink neyi istiyordu başka? Glass ve Dye. Voila! Evet. Gel bakalım. Evet,
Evet. Bence gayet oldu her şey. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler.